Merhaba Sektörle Mer Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinden sesleniyoruz. Küçük sanayi sitesinde bulunan Kılınç Kasa'nın konu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın İbrahim Kılınç bulunmakta. Bütün bankalar ve kuyumcular ekran başına diyoruz. Sizi çok yakından ilgilendiren bir sektörün konuğuyuz. Bakalım bize burayla ilgili İbrahim Bey neler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kılınç Kasa kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Kılınç Kasa 1955 yılında rahmetli İsmail Kılınç tarafından Bahçelik firması adı altında kurulmuştur. Ve daha sonra 1975 yılında ailenin ikinci kuşak ustalarından Mehmet Kılınç faaliyetini sürdürüp yine bugüne kadar devam etmektedir. Hı hı. 1975 yılından sonra firma ismi Kılınç Kasa olarak değişmiştir. İlk etapta önceki zamanlarda 1975 ve 80'li zamanlarda normal piyasa kasası şeklinde faaliyete başlamıştır. Ve 80'den sonra özel imalat şeklinde kuyumcuların isteklerine karşı ve özel şirketlerin isteklerine karşı imalatını sürdürdü. 2000'li yıllarda, 2005 yılları arasında bankacılık sektörüne giriş yaptım. Hı hı. 2005 yılından bugüne kadar bankacılık sektörüne faaliyet gösteriyor. Bankanın genel müdürlükleri yıllık anlaşmalar yapılıyor. Türkiye geneli ve diğer ülkelerde açılacak şubeleri, hepsinin ihtiyacını karşılıyoruz bu şekilde. Çok güzel. Peki bize biraz üretim aşamasından bahseder misiniz? Tabii. Kasaların çeşitlerine göre üretim süreleri değişiyor elbette. Örneğin orta zırhlı bir çelik kasanın üretim zamanı ortalama 3 hafta şeklinde sürüyor. Tam zırhlı bir kasanın üretim zamanı ortalama 1,5 ay zamanında üretim tamamlanmış oluyor. Hı hı. Çok güzel. Peki bu ürünler nerelere kadar ulaşıyor? Bu ürünler bankaların talep gördüğü illerde açılacak şubeler, dolayısıyla atıyorum Türkiye'nin her tarafı, dünyadaki açılacak ülkelerdeki şubeler. Hı hı. Bu sayede ya tüm dünyayı kapsıyor yani. Çok güzel. Peki müşterilerinize sunduğunuz hizmetler nelerdir? Öncelikle biz banka sektöründe olduğumuz için banka anaza zırhlı kapılar, şamfort kasa daire kapıları, kiralık kasalar, hı hı, yangına dayanıklı evrak kasaları ve büro tipi kasalar şeklinde ve son olarak küçük çaplı da olsa kuyumcular yönünde özel kasalar yapıyoruz. Hı hı. Yani bu şekilde imalatım devam ediyor. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi en büyük kasanız, İki tanedeki showroom'umuzda bulunan bir kasanız varmış. Onunla ilgili bilgi alabilir miyim? Vereyim. O kasanın ağırlığı ortalama 3,5 ton gelmektedir. Hı hı. Tamamıyla bütün her şeyi kendi imalatımızdan hazırlandı. Ve sonra her tarafı zırhlarla donatıldı. Gerek kapağı olsun, gerek gövdesi olsun. Yani o kasadan, yani biz olarak 5 tane yaptık. Hı hı. Yani zaten başka yapan kimse de yok zaten. İki tanesi Türkiye'de, iki tanesi yurt dışına gönderdik. Bir tanesi showroom'umuzda bulunmakta. Yani özel kilitleme yerler olsun, özel bölmeler olsun. Tamamen zırhlı bir kasa yani. Kuyumcular ya da külçe altın kullanıcıları, yüklü miktarda nakit para bulunduran büyük ofisler ve şirketlere daha önce verdik. Hı hı. Şu anda orada o şekilde duruyor. O şekilde tamamlayacağız. Harika. Peki ürün yelpazenizde ne tür kasalar bulunmakta? Ürün yelpazemiz çok geniş. Yani bankacılık, ofisler, evler, devlet kurumları, hastaneler, oteller. Yani kasa deyince her şey hakkında geliyor aslında. Bütün yani her yerde kullanabiliyoruz kasayı. Hı hı. Şimdi nakit, bugün her şey paraya dönüştü zaten. Her şey nakit bir şeyler oluyor. Altınlar olsun, dövizimiz olsun. Artık genellikle hepsi kasaya saklanıyor. Hı hı. Çok güzel. Peki sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir İbrahim Bey? Bizim diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz tamamıyla aile şirketimiz. Aile şirketi üyelerinden kurulmuş bir şirket. Yani biz olduğumuz için hiçbir şekilde imalattan herhangi bir aksaklık, herhangi bir yarım iş ya da malzemeden çalma gibi bir olay olmuyor. Hepimiz imalat aşamasında olduğumuz için burada ne konuşulduysa
ne bahsettiysek aynı o ürünlerin birebirini yapıyoruz. Hı hı. Yani diğer firmadan ayrıca özellik olarak yani biz piyasa kasasını 1980 yılından sonra yapmamaya başlamamız ve 2005 yılından sonra bankacılık sektörüne girmemiz. Hı hı. Çoğu firma bunu yapmamakta. Yani bankacılık sektörünü şu anda Türkiye'de çalışan 3-4 firma var. Biz o firmalardan bir tanesiyiz. Yani bu Türkiye'deki sayılı firmalardan biri haline gelmeniz sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellik haline geliyor. Ayrıca sizinle çalışan firmalar güvenilir ve kaliteli olduğunuzdan dolayı sizinle çalışmalara uzun süreler devam ettirecek evet. diyoruz. Peki bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Çünkü yaptığınız sektör hizmet sektörü. Evet. Memnuniyet isteyen bir sektör. Ne evet. tür sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Bizim şu andaki en büyük sıkıntımız eleman istihdamı. Kalifiyeli mi? Kalifiye eleman bulunmuyor. Yani kasa yapmak bir usta işi. Her kaynakçıyım diyen kasa yapamaz. Hı hı. Usta yapması gerekli. O yüzden de yani gençlerimiz olsun, daha yüksek okul mezunları olsun bu işlere yönelmiyor. Ağır iş olduğundan dolayı, riskli iş olduğundan dolayı bu işlere yönelmiyorlar. Ya öncelikle daha önceleri çok çırak bulunuyordu. Yani bayağı bir çırak vardı. Zaten çırak bulunmamasından sebebi dernekteki üye sayısı 205 iken 55'e düştü. Ve Katıcılar Odası Dernek Başkanlığı fes oldu. Hı hı. Şu an eleman sıkıntısı var. Onun haricinde şirketimizde herhangi bir sorun yok. Yani müşterinin ürünü beğenmesi, kalitesi, herhangi bir arıza vermemesi. Yani büyük bir şey. Ama bugüne kadar hiçbir arızamız olmadı. Bankalarda hiçbir arızamız olmadı. Yani sıkıntı denilmeyecek kadar az safhada. Evet, yani en büyük sıkıntı eleman, kalifiye eleman istihdamı. Harika. Peki, hedefleriniz nelerdir? İleride sizi nerelerde göreceğiz İbrahim Bey? Öncelikle ileride Türkiye pazarı yavaş yavaş banka açılıyor yani. Belli bir süreye kadar banka açılacak. Hı hı. Ondan sonra hiçbir şekilde istediği kadar büyüsün, açıldığı yere kadar banka açacak, ondan sonra bitecek. Hı hı. Yurt dışına açılmayı düşünüyoruz yani. Birkaç yerlere bağlantımız var. Daha önce çalıştığımız ülkeler var. Azerbaycan olsun, Gürcistan olsun, hı-hı. Kosova olsun, Irak olsun. Buralarla ciddi bağlantılarımız var. Yani yurt dışına ağırlık gösteriyoruz. Hı-hı. İlerideki hedeflerimiz bunlar. Peki bize biraz projelerinizden bahseder misiniz? En büyük projemiz olan kasa yapımını en az insan seviyesine ulaştırarak, makineden çıkarak, şimdi günümüzde lazer makinesi var. Hı-hı. Ve eğimlerle birlikte kasayı çok basit bir şekilde imal edip ve çok kalifiyeli eleman çalıştırmadan hı hı. herhangi bir kaynakçı kasayı yapabilecek seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Hı hı. En büyük hedefimiz bu. Zaten bunu çözdükten sonra geriye hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Hı hı. Çok güzel. Peki İbrahim Bey, bu kasaları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle kasaları imal ederken iş güvenliğine çok önem gösteriyoruz. Ve daha sonra kaliteli malzeme kullanarak ve özel zırhlarla donatarak, mesela örneğin oksijen kaynağı kesmemek için pik döküm kullanıyoruz. Matkap denmemesi için ST37 kalınlığında çelik kullanıyoruz. Hı hı. Bu da kasanın açılmamasına sebep oluyor. Bu şekilde. Peki, şubeleriniz var mı ya da şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Şubelerimiz var. Hı hı. İstanbul İkitelli'de hem imalat hem showroom şeklinde. İstanbul hı hı. Edirne Kapı'da. Burada da showroom şekilde iki tane şubemiz var. Peki buradan müşterilerinizi bilgilendirmek amaçlı. Kasa alırken nelere dikkat etmeliler? Kasa alırken öncelikle firmaya güven olmalı ilk. Hı hı. En önemlisi firmaya güven olmalı. Yani alınacak kasada ilk başta ne amaçla kullanacaksın? Kasayı nerelerde kullanacaksın? Hı hı. Yani içine atıyorum para mı koyacaksın ya da evrak mı koyacaksın? Çünkü kasa çeşitlerine göre değişiyor. Hı hı. Bizde yangın evrak kasaları da var, ofis hı. kasaları da var. Buna göre değişiyor. Hani bir ofise düşünürsek, yani çek, senet ya da vesaire para konulacağını hı hı. düşünürsek, yani kapak kalınlığının kalın olması, kapak o sacın ST37 kalınlığından aşağı olmaması gerekli. Hı hı. Kapağında oksijen kaynağı kesilmesi için pik döküm olmalı. Hı hı. Anahtar hattan ya da komple kasa kapağında çelik olmalı. Hı
ve özel kilitleme dilleriyle anahtara ya da bir şey darbe geldiği zaman kasayı kendi kendine otomatik olarak kilitlemek, yani bunlar çok büyük şeyler, hırsızları yanıltacak şeyler. Bunlara dikkat ederlerse. Çok güzel. Peki buradan son olarak müşterilerinize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Buradan son olarak müşterilerimize kaliteli bir ürün istediklerinde, güvenilir bir firmayla çalışmak istediklerini bir kez daha olsun gerek İkiteli'deki gerek Gaziantep'teki yerlerimizi ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca bizimle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak istediklerinde www.kılınçkasa.com adresinden ulaşabilirler. Oradaki yaptığım tüm ürünleri inceleyebilirler. Detaylı bilgiye de ulaşabilirler oradan. Bütün müşterilerimiz de bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı ben de size çok çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Ben teşekkür ederim. Kılınç Kasa olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Kılınç Kasa'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.